o çocuğu nereye gömdüğünü sordum Abdo. O çocuğu gömdüğüm yerde şu an Hakman Holding var. Biz bir aileyiz. Belli ki siz bunu anlayamazsınız. Ama Oya benim kardeşim gibidir. Onu ilgilendiren her şey beni de ilgilendirir. Sizin başkanlığınız da burada değil, o vakıfta geçer. O yüzden burada bana ahkam kesmeye kalkmayın. Avukat hanım. Ama ben onların yanında çalışınca tehlikede oluyorsam... ...sen hepten tehlikedesin. Ben de seni korumak istiyorum ve sanırım buna hakkım var. Ne demek şimdi bu? O yanındaki adam. Bugün vakfa geldi. Hilal Hanım'la uzun uzun konuştular. Dur bir dakika. Hangi adam? Ya seni hapisten çıkaran adam işte. Neydi adı? Ekber. Bırak mı merak ediyorsun nereye gittiğimizi? Kardeşimin mezarına gittik. Hilal istedi. Yerini bile bilmiyormuş. Bir dakika, bir dakika. Şimdi... ...senin ölen kardeşinin eşi Hilal Akman mıydı? Oğlunun yaşadığını ondan daha fazla saklayamazsın Saadet Hanım. Ben gerçekleri ona anlatmak istemiyor muyum sanıyorsun? Kızımı oğluyla kavuşturmak benim yaşama sebebim. O zaman bu acıyı ona daha fazla çektirme. Hilal'le bir an evvel konuş. Yoksa ben konuşurum. Senin de Poyraz'la konuşman lazım. Çünkü Hilal gerçeği öğrendiğinde onu muhakkak görmek isteyecektir. Senin gibi güzel bir bayan gecelerini annesiyle geçirmemeli. Vazgeçmiyorsun. Sevdiğim bir özelliğim. Emin olduğum konularda asla vazgeçmem. Ne istediğimi gayet iyi biliyorum Bahar. Evlen benimle. Lütfen. Bunu yapamayacağımı biliyorsun Demir. Bak. Hayır demiyorsun. Ben vazgeçmeyeceğim Bahar. Bunu biliyorsun. Büyük bir rant kapısı. Ama yeri açıklanmıyor. Neden? Çünkü bu rantı çevrede arası olan vatandaşlar değil... Sadece bazı kişiler yiyecek. Haklısınız. Millet belki de şu anda arsasını, tarlasını yok pahasına satıyor. Sen de buna engel olmak için güzel bir haber yap. Ama yazı işleri müdürüne bu işlerin arkasında Cahit Hakman'ın olduğunu sakın söyleme. Bak delikanlı. Benim 100'ün üzerinde şirketim var. Bu şirketlerde benden ekmek yiyen binlerce kişi çalışıyor. Ama onlar kimlerle çalışıyor, neler çeviriyorlar ben tek tek takip edemem. Sen Ekber'e neden bu kadar güveniyorsun? Senin akraban falan mı? Aranızda kan bağı mı var? Neden soruyorsun? Yoksa beni de mi ortadan kaldıracaksın? Nereden çıkardın bunu? Laf canbazlığı yapma. Onun bütün ailesini öldürdüğünü biliyorum. Bir genç gelmiş yanına. Cahit'i tehdit etti. Ben sonuna tanık oldum. Ekber'den sonra bir düşmanın olacak dedi. Nasıl biriydi bu genç? Mavi gözlü, kumral. İçeride adamlarım olduğunu biliyorsun. Ben sana müşterilerinle ilgili bir şey öğrenirsen bana haber ver dedim. Git Cahit'ten hesap sor demedim. Tamam abi haklısın. Yine sabredemedim değil mi? Hata yaptım. Biz vakıf prensibi olarak
Hakman Holding'in şirketleriyle çalışmadığımızı az önce söyledik. Enteresan. Oğlum, bu vakıf kurulalı beri Hakman Holding'in bir kuruşu bu kapıdan içeriye girmedi. Peki. Yardımcı olabileceğim ne varsa. O zaman burada kardeşim artık size emanet. Siz de benim kartımı alın. Eşimin muskası. Poyraz Akdağ az önce Hilal Hanım'ın vakfına giderken görülmüş. Çıkar çıkmaz gebertin. Poyraz gelmedi mi? Gelmedi abi. Poyraz abim gelmeyecek abi. Ablamla vakfa kadar gittiler. Vakfa mı? Evet abi. Hilal Akman'ın vakfı var ya, oraya gittiler. O senin muskan değil miydi? Evet. Peki Hilal Hanım da ne arıyor? Bilmiyorum Hoya. Bilmiyorum. Ama kimin bildiğini biliyorum. Burada kal ve kimseye bir şey belli etme. Tamam. Ben durduramayacak mıyım bu Poyraz'ı? Daha ne kadar isteyecek bu deli olan Davut? Bilmeni isterim ki bunca yıldır susmak benim için en büyük cezaydı. Ne diyorsun sen anne? Senin oğlun yaşıyor Hilal. Poyraz? Poyraz?
düşüp de dur bakayım. Yardım edin. Yaşıyor. Davut çabuk yardım et. Akıbet alırsın, komarsın beni. Var git ölüm bir zamanda. Abdo, polisi hallet. Merak etmeyin. Akıbet alırsın, komarsın beni. Var git ölüm bir zamanda. Ölüm bir zamanda yine gel. Şok geçirmiş. Böyle durumlarda ani bilinç kayıpları görülebilir. Bir sakinleştirici yine yapsak iyi olacak. Hayır, bırakın beni. Ama Hilal Hanım. İstemiyorum. Çık dışarı. Hilal Hanım lütfen. İstemiyorum, istemiyorum. Çık dışarı dedim sana. Davut, daha hızlı. Dayan yeğenim. Bu oyuna gelme. Seni kanun Şevki yetiştirdi. Onun için dayan. Seni de kaybedemem. Hızlı sür Davut. Sen benim arkamdan iş mi çeviriyorsun lan? Benim haberim olmayacağını mı zannediyorsun? Sen ne diyorsun baba? Ben sana üçüncü köprü işini bırakıyoruz. O ihaleyle ilgilenmeyeceksin demedim mi? Bununla ilgilendiğimi nereden çıkarıyorsun? Oyun oynama bana. O Poyraz denilen herifin müşterilerini tehdit etmişsin. Ben doğru bildiğim şeyi yapıyorum. Hem beş para etmez bir herif için neden bana böyle davrandığını da anlamış değilim. Sen doğru nedir bilmezsin. Doğruyu sana ancak ben söylerim. Bu ailenin de bu şirketin de patronu benim. Kabul et. Sen bu şirketi artık doğru yönetemiyorsun. Sen mi yöneteceksin? Evet. Olayı sen ben noktasına getirmeyelim. O projeye milyonlarca dolar harcadık. Bizden beklentileri olan büyüklerimiz var. Kimseye bir şey söylemeden bu işten vazgeçemeyiz. Ben bunları bilmiyor muyum? Harcadığım para benim param. Ben bundan vazgeçmek istiyorsam bir bildiğim vardır elbet. Yarın öbür gün bu iş yüzünden ipliğimiz pazara çıkarsa ne olacak? Nasıl temizleyeceksin bu pisliği? Ben dünkü çocuk değilim baba. Bir işe kalkışıyorsam çıkış yolunu da hesap edebilirim. Bunların hepsini sana benim oğlum olduğun için verdiler. Evet. Doğru. Ben senin oğlunum. Düşmanın değil. O zaman öyle davran. Hala ne susuyorsun anne? 34 yıldır karşımda sustuğun yetmedi mi? Sakin ol Hilal. Sakin olmak istemiyorum.
Oğlum kim? Adı ne? Nerede yaşıyor? Bak kızım, ani hareket etmememiz lazım. Cahit oğlunun yaşadığını öğrenirse onu tekrar öldürmeye çalışır. Demek Cahit oğlumu tekrar öldürmeye çalışır ha? Yani oğlumun doğumda öldüğü koca bir yalandı. Cahit Mehmet'imi gözlerimin içine baka baka öldürdüğü gibi küçücük bebeğimi de öldürmek istedi ha? Sen de bu caniliği örtbas etmek için bu yalana ortak oldun. Hayır Hilal. Ben sadece senin çocuğunu yaşatmak için bu yalana ortak oldum. Onu Cahit'ten korumak için. Cahit artık umurumda değil. Bunu bir kere daha yapmaya kalkarsa bu sefer o pisliği öldürmeme sen bile engel olamazsın. Hilal, Hilal anlamıyorsun. Neyi anlamıyorum? Sana bir soru sordum. Beni yıllardır kandırdın, evlat acısı çektirdin, yetmedi mi? Söyle, söyle diyorum. Oğlum kim ve nerede? Oğlun az evvel buradaydı kız. Poyraz. Evet Hilal. Poyraz. Evet. Poyraz senin oğlun Hilal. İçimde hep bir umut kalmıştı. Her gün onun ruhu için dua ederken bir yandan da Allah'ım ne olur bu gerçek olmasın. Oğlum yaşıyor olsun. Ve bir gün benim karşıma çıkar diye dua ettim. Çok şükür. Dualarım kabul oldu. Allah onu karşıma çıkardı. Ama ben onu tanıyamadım. Olsun. Ama gördüm. Kendi getirin, yaralı var. Dayan yeğeni. Ne olur çabuk. Yavaş olun. Hastaneye geldim. Dikkat, yavaş olun. Peki onu kim büyüttü? Kim annelik yaptı ona? Onun bir annesi olmadı Hilal. Poyraz'ı Ekber'in çok yakın bir dostu, Kanun Şevki adında biri büyüttü. Ona hem analık hem babalık yaptı. Ekber abim de biliyor yani. Evet yavrum. Peki bunu başka kim biliyor? Abdo. Poyraz'ı hemen görmek istiyorum. Kızım, o daha hiçbir şey bilmiyor. Ne diyeceksin ona? Yine beni durdurmaya çalışıyorsun. Ama ben bu sefer durmayacağım. Hilal. Ayten. Buyurun. Bana hemen Oya Hanım'ı bul. Peki hemen. Efendim, tamam. Efendim, Oya Hanım biraz önce hastaneye gitti. Ben de onu bildirmeye gelmiştim. Neden? Vakfı yakında bir saldırı oldu. Oya Hanım'la gelen beyi vurdular. Onunla beraber acilen gitti. Poyraz. Abdo! Abdo! Oğlum nerede Abdo? Oğlum nerede Abdo? Hanımım. Oğlum nerede? Hanımım. Vurmuşlar onu. Vurmuşlar oğlum nerede? Sakin olun. Şu an hastaneye gidiyor. Beni hemen ona götür. Bana izin verin hanımım. Ben önce gideyim.
Nerede olduklarını öğrenin. Birlikte öğreneceğiz Abdo. Abdo haklı İlay. Sizi oğlunuza götüreceğim hanımım. Yeter ki metanetli olun. Hayır, şimdi götüreceksin. Şimdi. İlay, şakir ol. Hastayı derhal tam teşekküllü bir hastaneye sevk etmemiz gerekiyor. Bana bak doktor, o ağır yaralı. Biz buraya hastane diye geldik. Bakın beyefendi, burada gerekli müdahaleyi yapmamız için yeterli donanım yok. Sevk etmeye mecburuz. O zaman buraya niye hastane diye tabela astınız? Millet şifa aramaya kapınıza geliyor, siz insanları geri gönderiyorsunuz. Poyraz! Boş ver abi, başka yere gidelim. O benim ailemden kalan son kişi. Eğer ona bir şey olursa gelir seni bulurum. Seni doğduğuna pişman ederim. Hastaneye varır varmaz ameliyata alınacak. Merak etmeyin. Lütfen telefonu kapatın. Cihazları etkiliyor. Seher ablan da buradaymış. Oo, kimleri görüyorum. Hoş geldin prenses. Hoş bulduk. Zeynep birazdan ilaç alacak ablası. O yüzden biraz dolaşmak istedi. Çok iyi yapmışsınız. Acilden anons geldi. Hemen aşağı inmemiz gerekiyor. Tamam, geldim. Sonra görüşürüz. Bir bakayım. Görüşürüz. Ne olmuş? Özel hastaneden sevk. Silahla yaralama, 4 kurşun, 2'si kritik bölgede. Hastayı hemen ameliyathaneye alın. Çabuk. Tansiyon kaç? Tansiyon alınamıyor hocam. Saturasyon kaç? %80, kan dönmüyor. E hadi çabuk olun, hastayı kaybediyoruz. Seher Hanım nerede? Çağır. Ne olur? Ne olur? Bırakın! Bırakın!
Abi bu kız Bahar Ergani'ymiş. Hangi Bahar Ergani? Kaç tane Bahar Ergani var? Şimdi yandığımızın resmidir işte. Cahit Bey ile Demir Bey'e ne diyeceğiz oğlum şimdi? Ne yapayım abi? Kadın mantar gibi bitiverdi. Nereden bileyim ben? Allah kahretsin seni. Allah kahretsin. Peki saçmalama. Öldürseydim ne diyecektik Cahit Bey'e? Ya da orada bıraksaydım? Her şeyi gördü oğlum kadın. Dayanamayacaksan çık istersen. Ben alayım hocam. Sakin ol Nurdan teyze. Sonra çıktı. Birkaç dakika sonra da silah sesleri duyuyor. Tamam sakin ol Nurdan teyze. Anne sakin ol. Ne olur yapma. Kim yaptı bunu abi? Yapma Nurdan teyze dur. Henüz bilmiyoruz. Teyzeciğim sakin ol. Annem ne olur. Ne oldu benim aslanım? Ne oldu sakin ol. Ne oldu benim diğer parmağım? Ne oldu? Tamam, kim yaptı beni? Dur dur dur. Hadi. Kıyamadım tamam, benim canımı. Hadi Metin. Tamam sakin ol abi. Tamam gel. Şakin gel abi. Hadi gel abi. Hadi sakin ol. Gel abi. Davut. Gel benimle. Tamam. Çok korkuyorum. Oya gel sen de. Oturun. Tamam anneciğim. Sakin ol. Ay benim başıma gelin. Anne. İyiymiş. Tamam sakin ol. Tamam. Yakup Ağar'a. Adamları organize edin. O şirketi Cahit'in başına yıkacağım. Aldılar. Yaşayacak merak etme. Onu görmek istiyorum. Söz veriyorum. Ameliyattan çıkar çıkmaz. Gel biraz oturalım. Şu kaderin bana oynadığı oyuna bak Abdo. 34 yıl boyunca onu oğlunun yaşadığını söylemek için bekledim. Bu gücü kendimde bulduğum gün şu olanlara bak. Ben galiba çok büyük bir günah işledim. Şimdi de onun cezasını çekiyorum. Geri dönmek için neden bu kadar bekledin Ekber abi? Ben inandığım doğrular uğruna
Bütün ailemi kaybettim Hilal. Çok öfkeliydim. Ama öfke önce insanın kendisini yakıyor. Sonra kıvılcımı düşmanına ya varıyor ya varmıyor. Bunu anladım. Onlarla savaşmak için onlar kadar güçlü olmalıydım. Rusya'ya gittiğimde yine baban ve Cahit'in oyunlarıyla Rus polisine yakalandım. 21 yıl 3 ay 14 gün bir hücrede yaşadım. İnsan o kadar zaman hücrede kalırsa ne olur biliyor musun? Hayalle gerçek, yanlış ve doğru birbirine girer. Ben buna asla izin vermedim. Çünkü her gün onların bize yaptıklarını düşündüm. İntikam için sabrettim. Peki, hapisten çıktıktan sonra niye bekledin? Dışarıya çıktığımda üzerimde 21 yıllık bir pantolon, yırtık bir gömlekten başka hiçbir şey yoktu. Toparlanmak için zaman lazımdı. Ama seni gördüğümde anladım ki benim çektiğim çile senin çektiklerinin yanında bir hiçmiş. Oğlumun yaşadığını sen de biliyordun. Bana neden söylemedin? Saadet Hanım varken bu bana düşmezdi. Çünkü yıllar evvel bu planı beraber yapmıştık. Nasıl bir plandı bu? Baban ve amcan bebeğini öldürme görevini Abdo'ya vermişti. Ama Abdo bebeği öldürmedi. Bize teslim etti. Bebeği dostum Kanun Şevki aldı ve bu günlere getirdi. Öyle yürekli bir adamdı ki senin için, benim için ömrünü Poyraz'a adadı. Oğlunu gerçek bir baba yiğit yaptı. Tıpkı Mehmet gibi. Hollandalı misafiriniz geldi. Toplantı odasını aldım efendim. Tamam, geliyorum. Emir Bey arıyor abi. Ne yapıyorsun oğlum? Pili çıkartıyorum abi. Gerizekalı. Sen şimdi o pili çıkarınca Demir Hakman bizi bulamaz mı sanıyorsun? Affedersiniz efendim. Ne var? Poyraz Akdağ'ı vurmuşlar. Ağır yaralıymış. Hastaneye kaldırmışlar. Kim yapmış? Bilmiyoruz. Araştırtıyorum. Kimin yaptığını bul. Ben şimdi toplantıya gidiyorum. Çıktığımda görüşelim. Peki efendim. Bir şeyler yapmamız lazım. Ama ne? İkinci bir yanlış yapmadan Kendall'ı arayalım. Kurtuluşumuz yok. Af dileyip cezamıza razı olacağız. Ne yaptık dedin sen? Tamam tamam. Şimdilik hiçbir şey yapmayın. Ben durumu Cahit Bey'le konuşup size döneceğim. Benden haber bekleyin. Poyraz Akdağ'ın işini bitirebildiniz mi peki? Anladım.
Orada kalın. Sakın hiçbir şey yapmayın. Tamam, kapat. Ne işler çeviriyorsunuz siz? Sorduğum soruya cevap ver. Boyrazak daha siz indirdiniz değil mi? Evet efendim. Aptal herifler. Buradan sakın bir yere ayrılma. Seninle görüşeceğiz. Geri zekalılar. Herkesten özür dilerim. I'm so sorry. Önemli bir işim vardı. I'm important business. Lütfen devam edelim. Please keep going. Akde her iki tarafında istediği özel şartlar eklenerek yeniden düzenlenecek. Cezai şartlar konusundaki mutabakat da ayrıca akit metnine ilave edilecektir. Silivri sahil bandı için hazırlanan taslak proje bu sözleşmenin dışında tutulmalı. Neden? İki proje birbirinden ayrı olmalı. Çünkü Silivri Yalı Mahallesi'nin kamulaştırılması sözleşme metnine konulursa her iki taraf için de bağlayıcı olur. Oysa bu meselenin gerçekleşmesi daha çok üçüncü şahısların tutumuna bağlı. Üçüncü şahıslar bize zorluk çıkarmaz. Ama gene de bu isteğinizi dikkate alalım. İki taraf arasındaki sözleşmeye konan kanuna aykırı şartlar zaten batıldır. Bu sebeple bu çalışmayı ayrı özel bir protokolle bağlayabiliriz. Teşekkür ederiz. Tamam kardeşim, tamam. Tamam. Ya durun, hadi işimi abi. Yapıyorum tamam, ben. Tamam abi. Tamam. Hadi. Tamam. Bak, hadi. Hadi bakalım, hadi. Metin abi, sen sakin ol. Hastaneye siz mi getirdiniz? Tamam. Evet, yakınım olduğu için ben getirdim. Memur bey, kimse olup biteni görmemiş, lütfen. Biz yasal olarak işlemlerimizi yapmak zorundayız. Her görgü tanığı bizim için önemli. Mutlaka memur bey, mutlaka. Peki gözünüzden kaçıp da sonradan hatırladığınız bir şey olursa mutlaka haber verin. Anlayışınız için teşekkürler, sağ olun. Sağ olun, kolay gelsin. Boyrazaklı'nın yakınları burada mı? Evet, biziz. Acil kana ihtiyacımız var. Hastanın kanı ARH negatif. Benim, A negatif benim kanım. Daha fazla kana ihtiyacımız var. Haber vereceğiniz birileri varsa bir an önce haber verin. Mahalleyi arayalım. Benim kanımı alın. Anne tamam. Gel, benim kanımı da alsınlar.